Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri, maddenin hal değişimi konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim sevgili öğrenciler. Konumuza geçebiliriz. Evet. Hal değişimi nedir? Öncelikle bunu açıklamamız gerekiyor. Maddelerin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçme gibi. Bunlara ne diyoruz? Hal değişimi diyoruz. Genleşme, maddenin ısı etkisiyle boyutlarında meydana gelen değişime genleşme diyoruz. Daha çok ısı alarak maddenin hacminin boyutunun büyümesi genleşmedir. Isı vererek de boyutunun küçülmesi de büzülme de diyoruz ona sevgili öğrenciler. Ona büzülme, büzüşme de denebiliyor. Burada büzüşme konusunu almadım ama ısı vererek madde büzülmeye ve boyutunun küçülmesine neden olabilir. Yoğuşma, gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Bu nedir? Yeryüzündeki suların buharlaşarak bulutlarda gaz halindeki bulutlarda damlacıklara dönüşüp yağmur halinde yeryüzüne yağması bir yoğuşmaya örnektir sevgili öğrenciler. Erime nedir peki sevgili öğrenciler? Sevgili öğrenciler öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Maddelerin hal değişimi ya ısı alarak ya da ısı vererek meydana gelir. Isının etkisiyle oluşur. Bunu unutmayın. Maddelerdeki hal değişimi ısı etkisiyle oluşur. Ya ısı alır ya ısı verir. Şimdiki erime, madde ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Bakın burada ısı alıyor madde. Katı maddelerin erime sürecinde sıcaklığı sabit kalır. Erime sırasında sabit kalan sıcaklığa erime sıcaklığı ya da erime noktası diyoruz. Her maddenin belli bir erime noktası vardır. Bu da maddeleri ayırt edici bir özelliktir, unutmayalım. Erime sıcaklığı maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Erimenin gerçekleşebilmesi için maddenin ısı alması gerekir. Mesela elimizdeki buzun erimesi için elimizden ısı alması gerekir. Buzun erime sıcaklığı 0 derecedir. Bunu unutmayın, 0 santigrat derecedir. Mesela neler buzun erimesi, erimeye örnektir. Karın erimesi, çikolatanın erimesi, demir, bakır, altın, kurşun gibi metallerin erimesi. Bunlar erime diye düşünmeyin. Her maddenin belli bir erime noktası vardır çünkü. Erime sıcaklığı vardır. Mumun erimesi, plastiğin erimesi, camın erimesi, katı yağın erimesi, dondurmanın erimesi gibi. Bunlar da erimeye birer örnektir sevgili öğrenciler. Donma, saf bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma diyoruz. Donma olayında sevgili öğrenciler, maddeler ısı verir. Isı vererek donma olayı gerçekleşir. Mesela su sıvı halde donarak katı hale geçmesi donmaya bir örnektir. Donma olayının gerçekleştiği sıcaklığa da donma sıcaklığı ya da donma noktası diyoruz. Maddeler donarken etrafa ısı verir, su donarken etrafa ısı verir. Bir maddenin erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı aynıdır. Yani su 0 dereceden sonra erimeye başlıyorsa, yani 0, 1, 2 dereceye falan çıktığında erimeye başlıyorsa, 0 derecenin altına düştüğü anda da donmaya başlar, yani katı hale geçer. Saf olmayan maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabit değildir. Sadece saf maddelerde erime ve donma noktaları sabittir. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Mesela suyun içerisinde tuz atıldığında saf madde olmaz artık. Karışım haline dönüşmüştür. İçine atılan tuzun miktarına bağlı olarak erime ve donma sıcaklığı değişebilir. Yani saf maddelerinki sabittir sevgili öğrenciler. Altın, demir gibi metaller eritilir. Çeşitli kalıplara döküldükten sonra dondurularak şekil verilmiş olur. Plastik, cam, demir, bakır gibi malzemeler geri dönüşümle eritilerek tekrar kullanılabilir.
Buharlaşma nedir sevgili öğrenciler? Buharlaşma sıvılarda meydana gelir. Yani sıvıların ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma diyoruz. Mesela elimize kolonya döküldükten sonra bunun belli bir süre sonra uçtuğunu görürüz. Bu buharlaşmaya güzel bir örnektir. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Ve buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir sevgili öğrenciler. Ancak sıcaklık arttıkça buharlaşmada buharlaşmanın hızı da artmış olur. Deniz suyundan tuz elde etmede, reçel ve salça yaparken, pekmez yaparken anneleriniz suyun buharlaşma özelliğinden faydalanır ve bu şekilde bu ürünleri meydana getirir. Mesela üstümüz ıslakken üşürüz. Neden? Çünkü üzerimizdeki su buharlaşarak bizden ısı alır ve buharlaşır. Bizden ısı aldığı için de bizim üşümemize neden olabilir. Mesela buharlaşma örnekleri ne diyebiliriz? Suyun buharlaşması, kolonyanın buharlaşması, alkolün buharlaşması, civanın buharlaşması, benzin ve motorinin buharlaşması buharlaşmaya birer örnektir sevgili öğrenciler. Peki kaynama nedir? Kaynama hızlı buharlaşmadır sevgili öğrenciler. Kaynama sırasında sıvı içerisinde gaz kabarcıkları oluşur. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Yani saf maddelerin belli bir kaynama sıcaklığı vardır. Kaynama olayının başlamasında sıcaklık değişmez. Yani belli bir sıcaklıkta başlar, kaynama noktasıdır o maddenin. Ondan sonra sabit kalır, hep o kaynama noktasında devam eder. Mesela deniz seviyesinde su 100 derecede, etil alkol 78 derecede kaynar. Kaynama sıcaklığı noktası da maddelerin ayırt edici bir özelliğidir. Peki kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar nelerdir? Buharlaşma yavaş, kaynama çok hızlı gerçekleşir sevgili öğrenciler. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olurken kaynama sıvının her tarafında olur. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Yani her daim sıcak buharlaşma oluşabilir. Kaynamada ise belli bir sıcaklıkta olması gerekir. Buharlaşırken sıcaklık değişebilir. Yani her sıcaklıkta olduğunu söylemiştik. Ama kaynama sırasında sıcaklık sabit kalır. Belli bir kaynama noktasına gelen madde o noktadan sonra kaynamaya başlar. Kaynama sırasında gaz kabarcıkları oluşur. Buharlaşmada ise gaz kabarcığı oluşmaz. Kaynamada fokurdama sesi duyulur. Buharlaşmada ise sessiz gerçekleşir. Herhangi bir ses duyulmaz. Peki kaynama ve buharlaşmanın ortak özellikleri nelerdir? Kaynama ve buharlaşma her ikisi de ısı alarak gerçekleşir. Her ikisi de maddenin gaz haline geçmesidir. Hem kaynamada hem buharlaşmada madde gaz haline geçer. Ve diğer bir ortak özelliği ise sıcaklığın artması kaynama ve buharlaşma hızını artırır. Yani maddeye verdiğimiz sıcaklık artıyorsa kaynama ve buharlaşma hızı artar sevgili öğrenciler. Bir de süblimleşme ve kreolaşma var sevgili öğrenciler. Şekilde de gördüğünüz gibi süblimleşme katı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesidir. Birden gaz haline geçiyor. Kreolaşma da sevgili öğrenciler gaz bir maddenin ısı vererek birden katılaşması, katı haline dönüşmesidir. Süblimleşmede katı madde ısı alıp gaza dönüşüyor. Kreolaşmada gaz madde ısı vererek katı maddeye dönüşüyor. Bu tablo isterseniz aklınızda yer edinsin. Bakın burada da sıvı maddenin nasıl katıya, nasıl gaza dönüştüğü bu su döngüsünde ya daha doğrusu bu döngüde diyelim. Maddenin bu döngüsünde ele alınmıştır. Dikkat ederseniz özellikle bu tabloyu gözünüzün önüne getirip ezberlerseniz bu konuyu tamamen anlamışsınız demektir. Süblimleşme nedir peki sevgili öğrenciler? Kataldaki maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine süblimleşme diyoruz. Süblimleşme sırasında madde sıvı hale geçmeden birden gaz haline geçiyor. Mesela naftalin, iyot, kuru buz gibi süblimleşerek katı halden doğrudan gaz hale geçer. Uçucu bir özelliği kazanır. Kreolaşmada da sevgili öğrenciler, gaz bir maddenin ısı vererek doğrudan katılaşmasına kreolaşma denir. Soğuk havada araçların üzerinde ağaçlarda kreo olayı gerçekleşir.
kıraalaşma olayı sonucu oluşur. Mesela kıraalaşmaya neler örnek verebiliriz? Kışın araçların camında kıraalaşma olur. Gaz halindeki iyot soğuk ortamda kıraalaşır. Evet sevgili öğrenciler, bu biraz önceki anlattığım bütün konuların özetidir. Madde katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir. Madde, katı madde ısı alarak süblimleşerek gaz haline dönüşebilir. Gaz halindeki bir madde ısı vererek kıraalaşarak katıya dönüşebilir. Sıvı madde ısı vererek donar ve katıya dönüşür. Sıvı madde ısı alarak kaynayarak gaz haline dönüşebilir gibi. Bakın gaz madde ısı vererek yoğunlaşma olur ve sıvıya dönüşür. Yani buna yağmur örnek verebiliriz. Ve katı bir madde eriyerek sıvıya dönüşebilir diye açıklayabiliriz sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi günler.